Evet, az önce de bahsettik. Ali Aktaş, Langen Yüzer işçisi, sendikaya üye olduğu için işten çıkarılan işçilerden bir tanesi, kendisiyle konuşacağız şimdi. Merhabalar Ali Aktaş, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Esas bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdiniz ve bazı gelişmeler var fabrikayla Evet. ilgili, değil mi? Bir kere ilk bir aşamadan başlayalım. Fabrikada ne oldu? Siz sendika üye oldunuz, Petrolis Sendikası'na. Daha sonra sizi işten çıkarma kararı aldılar. 3 kişi değil mi toplamda? 4. Benimle 4 birlikte kişi. 4 oldu. Evet, Evet. sizle birlikte 4 kişi. Nasıl oldu? Siz sendika üye oldunuz. Ondan sonra patronlar hayır bu olamaz mı dediler. Ne dediler size? Ben süreci bir aktarayım sizlere. Kendimiz yaşadığımız için bu süreçlerle alakalı. 23 Temmuz itibariyle biz sendikasal örgütlemeye başladık. Sonra 30 Temmuz'da 3 arkadaşımızın işine son verildi. 3 arkadaşımızın. Toplam 35 üye geçtik, yani 35 üye edindik. Toplam iş yerinde 95 kişi çalışmaktadır. Bunun 35'i şu an 20 üye inmiş. İşveren tarafından işte odalarını açarak işçilere işte mobbing uygulamalar yapıldı. Farklı teklifler sunuldu. İşte yasal olmayan e-devletine girerek 2016'dan sonra kişisel verileri gizleme kanunu çiğneyerek, yani yöneticiler bunu yaptı. Yasa hiçe saydı, bunu gerçekleştirdi. O günden bugüne kadar aşırı baskılar yapıldı bizlere karşı. Özellikle bana karşı da yapıldı bu. Son süreçlerde patronun akrabası Murat Yıldız beni yanına çağırarak, işte seni aynaya fırlatırım, beynini çıkartırım demesinden, Hakaretler etti. evet, hakaretten ve dün gece ben 12.8'dim. İşte normal vardiyeme gidecektim, iş başımı yapacaktım. Güzel bir moralle gittim gerçekten. Her zamanki gibi çok iyiyiz. Dedim gideyim iş başımı yapayım yani. Pazartesi. Gittim, güvenlik beni orada durdurdu. İçeri giremezsiniz. İşte yönetici sizi çağırıyor. Hayırdır dedim. Dedi sizi çağırıyor, bilmiyorum gereği nedir yani, sıkıntı. Gittim, buyurun dedim, biz sorun bir problem var. Dedi çıkışını verdik, içeri giremezsin, çalışamaz. Neden dedim? Gerekçe ne dedim? Dedi basından verdiğin demeçlerden ötürü, röportajlardan ötürü fabrikayı zedelemişsin. Ne için zedelemişim? İşte iş yerinde güvenli güvenliği yok, iş sağlığı yok. Yalan mı dedim? Doğru yani. İş Evet. zehir içerisinde çalışıyoruz. Duman, toz içerisinde çalışıyoruz. Kimyasalla savaşıyoruz. Yalan mı bu dedim. Yani Sağlık Bakanlığı müfettişleri çağırıyor. Eğer bu yalansa söz, anında ben şerefimle istifamı verip gideceğim yani. İş güvenliği. İş güvenliği diyorsunuz. Bir arkadaşımızın koluna kalıp kaydı, vurdu koluna. Yani 25 gün bir altında kaldı kolu. Zedeleme, zabıt tutulmadı. Şikayetçi olmadı arkadaş. Bir arkadaşın gözüne çapak kaçtı. Hala onun acısını çekiyor dedi. Biz burada bütün insanların, orada çalışan 95 kişinin hakkını savunduk. Ve Evet. geldiğimiz noktada işler acısıdır. Bugünü size özetleyeyim. Bugün neler oldu? Bugün çok şeyler oldu. Bugün gerçekten sendikada bize sahip çıkmadı. İçerideki İşçiler de bize sahip çıkmadı. Bugün içerideki üyelerden bir iki kişi orada emniyet mensuplarına çay dağıtıyordu. İşte hizmetlerini yapıyordu. Varım sizinle, sizinle sonuna kadar varım diyen şahsiyet bunu yapıyor. Ve gerçekten de orada biz gitmeden önce zaten polis falan abluk almıştı orada. Bayağı bir polis de vardı. Basın Güvenlik. açıklaması öncesi. Tabii, basın açıklaması öncesinde polisler sarmıştı oraları. Ama herhangi bir diyalogumuz geçmedi orada. Yani çünkü yasal olan şeyler de bir şey diyemezler. Evet. Yani geldiler yanımızda, kimlik kontrolü falan dedi. O zaman işinize bakın yani. O tür şeklinde. Bugünü özetlersek, bugün sendika bize yanaşmadı. 3-4 kez ben ve arkadaşlarım
sendikayı aradık sık sık. Yani sık sık aradık. Neden yanaşmıyorlar sizce? Onu da bir söyleyelim. Yani ben ne açık, olduğunu düşünüyorsunuz? Açık ve net. Evet, evet, açık ve net söylüyorum. Sendikanın bir kongresi var, bir seçimi var. Koltuk kavgasındalar. Koltuk sevdalıları bize yanaşmadı. Onu da ben dile getireyim. Burada kimse kimse darılmasın. Açık olan şeyler vardır. Sendika bize yanaşmadı. Ve biz 3 kişiyle bugün dedik bir basın açıklaması yapalım. Basın açıklamasını. Saat 3.30'da dedik tamam. Dün kararlaştırdık, basın açıklamasını yapacağız. Her gün işte bu fabrika nereye kime çalışıyor o fabrikanın önünde basın açıklamasını yaparak zorlandıracağız bunları. Yani amacımız orada grev ve çadıra yanaşmak değildi. Ama ilgilenmediler diyorsunuz. Yani sendika ilgilenmediler. Sendika bize gün teklif ediyor. Yani diyor ki 10 gün bize zaman verin, 15 gün bize zaman verin, sizinleyiz. Hani bir aydır bir şey yapmayan bir sendika bu saatten sonra neler yapabilir? Türk İş'ten örnek vereyim. Pazarlık yapan bir insandan ne beklenir? O derece. Bu konuyla alakalı işte sendika temsilcileri geldik, konuştuk, görüştük. İki arkadaşla görüştüler. Orada ortak bir karar alındı. İşte sonuç olarak yanınızdayız. İşte bu 15 gün bir seçimleri atlatalım. Ondan sonra büyük bir basın açıklamasını yapacağız. Yani 3 kişiyi içe sayıyorlar. Küçük görüyorlar. Yani diyorlar yüzlerce kişiyle yapacağız bunu. Öyle iddia ediyorlar. Bu da yani gerçekten hiç iyi olmayan şeyle söylemleridir açıkçası. Evet. Bunu da ben kınıyorum açıkçası. Bugün gerçekten verdiğimiz o mücadele, ekmek mücadelesi, onur mücadelesi. İçeridekilere çok üzülüyorum. Eziliyorlar. Peki. Yani çok çok az bir zamanımız kaldı Ali Aktaş. Çok kısa cümlenizi alırsam. Tabii ki. Burada ben herkese tekrar duyuru yapıyorum. Lütfen rica ediyorum. Herkes sendikasal 118. maddesine sahip çıksın. Mücadeleni versin. Herkes dik durmalıdır. Yani biz direne direne kazananlardanız. Haklıyız. Kazanacağız. Mutlaka da kazanacağız. Evet. Sendikaya burada çağrı yapıyorum. Sendika lütfen işçilerine sahip çıksın. Üyelerine sahip çıksın. Rica ediyorum yani. Büyük çağrım budur. Evet. Bizim de kanalımız sendikanın sizin söylediklerinize cevap vermesi için açık. Aynı zamanda onu da buradan söyleyelim. Çok teşekkürler. Şunu eklemek istiyorum lütfen. Şunu ben unuttum. Dün fabrika yöneticisi bana diyor ki işte sen Diyarbakır'a git. Mardin'e git. Van'a git. İşte orada kayyumlar atandı. Sen orada savaş. Bak zihniyete bak. Evet. Yani evet. Onu da kınıyorum bu şekilde tabii. Gerçekten. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun bağlandığınız ve bu gündemi açtığınız için. Bakalım bu gündem nasıl sonuçlanacak? Biz de takipçisi olacağız. Çok teşekkürler. Kolay gelsin sizlere. Teşekkürler efendim. Evet. Kesinliklerle kalın. Sağ olun. Evet Ali Aktaş'la konuştuk. Bugün biraz uzattık. Bugünlük ana haberden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.